Hepiniz hoş geldiniz hayatının parçasına. Hepimizin hayatının vazgeçilmez parçaları vardır. Biz de bu programı oluştururken biraz bu parçaların izinden gidelim dedik. Hayatımızda vazgeçemediğimiz şarkıların izinden gidelim. Ve sanatçıların hayatının parçası olmuş bu parçalar bizim hayatımızın parçası haline geliyor. Bunun birazcık sürecinden bahsedelim istedik. İlk programımızda sağ olsun sevgili can dostum diyeyim. Yani kelimelerle anlatmakta zorlandığım insanlardan bir tanesi sevgili Ceylan Ertem. Bugün aramızda. Çok çok teşekkür ederim Canucuğum geldiğin için. Aşırı bir heyecan, aşırı bir heyecan fırtınası. Hiç düşünür müydün mesela sen o koltuktasın, ben bu koltuktayım. Seninle senelerdir çalışıyoruz ama böyle bir durumda olacağımızı hiç düşünür müydün? Hiç aklına gelir miydi mesela? Vallahi yani seni ben ekran başında hep görmek istedim açıkçası. Bak. Evet. O nedenle böyle çok mutluyum aslında bu yanını da insanlarla paylaşacağın ben için. De. İnanılmaz mutluyum ben de. İnşallah kimseyi mahcup etmemeye çalışacağım. Elimizden geldiği kadar. Canocuğum yani senin ne kadar hem hakkı yenen insanların yanında olduğunu çok iyi biliyoruz. Sadece insanların değil hem hayvanların hem doğanın ne zaman herhangi bir haksızlık, bir zulüm görsen ne kadar bunun karşısında durduğunu, ne kadar lafı gediğine her zaman oturttuğunu çok iyi biliyoruz. Ve bu bence çok örnek alınacak bir duruş diyeyim. Yani bir sanatçı duruşu. Bu çok önemli, bu çok gurur verici bir şey. O yüzden senin burada olman daha da mutluluk verici benim için. Şimdi bu programı oluştururken bir tane parça rica ettim senden. Senin hayatının parçası olan, senin hayatının parçası olmuş bir parça ne olabilir diye. Sen de Efsun'u Dünya dedin. Evet, aynen öyle. Şimdi Efsun'u Dünya'dan biraz bahsedeceğiz. Efsun'u Dünya nereden çıktı? İlk nasıl bir fikirle ortaya çıktı? Sen müziğini de yaptın aynı zamanda Cenk'le birlikte. Sözlerini de yazdın. Tamamen senden kopmuş gelmiş bir parça. Birazcık bundan bahsetmek ister misin bize? Efsun'u Dünya nereden geldi bize? Aslında böyle çok güzel özet geçtin. Biraz o yüzden de bu şarkıyı seçtim. Yani bir aşk şarkısı vesaire değil de hani gözümü açtığımdan kapayana dek gün içinde ve belki de ömür içinde neyi en çok dert ediyorsam kendime biraz bu şarkıda ondan bahsediyorum. Hem bireysel olarak hem toplumsal olarak biraz insanı anlamak. İnsan nasıl hem zalim. Zalim diyorum ya ben evet, şimdi evet, zalim demek evet, bir tuhaf evet, geldi. Evet. Zalim hem de alim olabiliyor ve insanın bu bilmeceliği biraz benim işte insanlardan uzaklaştığım ve hayvanlara, doğaya daha da yaş aldıkça yaklaştığım hayatın tam da ortasında duran bir şarkı olduğu için Efsun'u Dünya'yı seçtim. Aslında bestesinden başlamak gerekirse çok enteresandı. Bir gün bir yerde yine böyle bilmiyorum Türkiye'de Anadolu'nun neresinde çalıyorduk. Cenk Erdoğan bir solo çalmaya başladı ve ben o soloda her konser sonunda insanlara işte hoşça kalın diyerek kulise gidiyorum. Cenk o akşam o kadar acayip bir melodi çaldı ki aslında farkında olmadan. İşte var irara diye söylediğimiz nakarat melodisini çaldı. Ve ben böyle içeride aman Allah'ım Cenk ne çalıyor? Hemen bunu notaya dökmeliyiz deyip tabii ki orada bizim dahilerimizden biri Ercüment Orkut da orkestraya dahildi. Sevgili Ercüment selamlar. Evet Ercüment'e de sevgiler buradan. Ercü dedim hemen çıkar iPad'ini ve orada işte notaya dök bu melodiyi. Ben buna kesin bir şey yapacağım. Son Bakışı Ceylan repertuarına almıştı. Zaten çok da iyi söylüyordu Son Bakışı. Evet çok acayip. Zaten çok enteresan da bir şarkı. Yani hikayesini araştıranlar olursa, merak eden olursa araştırsın. Biz çalarken parçanın sonunda artık bizim bu final parçamızdı. Hı hı. Ceylan sahneyi yavaş yavaş bırakıyor, gidiyor hı hı. kulise ve ben o sırada bir improvizasyon çalıyorum. Ben bir solo çaldım. Sonra solonun sonunda
bir anda o melodiyi çalmaya başladım yani. Hani da ra 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 ra. Bir anda bunu çaldım ve dönmeye başladım ve seyirciden böyle acayip bir alkış koptu. Ve onu böyle 7-8 kez döndük falan filan. Ceylan kulisten koştu, baktı falan filan. Ben de böyle anlamaya çalıştım. Ne oluyor falan diye. Ceylan iniyor sahneden gibi bir şey. Tabii Ceylan gidiyor. Ceylan sahneyi terk ediyor. Güzel. Ve sadece soloyla final yapacağız falan. Süper. Ve o melodi çıkınca böyle yani insanlar da bir şey yaptılar. Yani sanki o parçada öyle bir melodi varmış gibi. Aslında benim doğaçlamamın içerisindeki bir melodiydi. Herkes böyle hesap isterken bir dakika abi ne oluyor bir dakika. Bana bir şeyler daha getir falan. Sonra biz sahne bitti indik. Ercüment Orkut vardı. Oğlum nasıl bir melodi çaldın sen? Deli misin? Evet. Öyle melodi mi çalınır falan? Ya nasıldı ya falan böyle bir panik olduk. Hmm. İşte Ediz geldi o sırada. Oğlum o nasıl melodiydi falan filan derken biz o melodiyi hemen yazdık orada. Ercüment hemen bir notaya şey yaptı. Süper. Ben de telefona mırıldandım. Ve ondan sonra o bir ritüel oldu. Ne zaman o parçayı çalsak? Ben sola çalıyorum. Solomu bitirmek cue'muz bizim. Hmm. O melodi olmaya başladı. Ve insanlar o melodiyi öğrendiler ve insanlar söylemeye başladılar o melodiyi. Evet, biz çalarken üzerine mırıldanmaya başladılar. Sonra Ceylan'la oturduk dedik ya bu melodiden bir nakarat çıkar yani bir şey olur. Ceylan dedi ki ben oraya dedi söz yazdım. Ne diyorsun? Bir de dedi ağlarını düşüneceğiz falan filan. Ağlarını yazdı geldi sonra burada beraber oturduk aranjmanına baktık. Cenk kulise geldiğinde biz çoktan konuyu kapatmıştık ve evet yani hani nakarat melodisi böyle çıktı ve ben onu böyle aslında 1,5 yıl falan hep aklımda da döndürerek artık böyle Cenk'le beste yapmak sebebiyle melodiye söz yazma konusunda profesyonelleştim. Hemen böyle döküldü sözler. Sonradan da verse dediğimiz o bölümü yazdım ve işte ikisini. Orası da bağımsız bir bölüm gibi değil mi? Bağımsız yani parça bir bölüm iki, gibi. İki bölümden oluşuyor. Evet. Bir tane daha ağır bir şey kısmı var. Verse kısmı var daha ağ kısmı. Ondan sonra inanılmaz bir şey oluyor. Bir tempo change ve orada Volkan Öktem'in müthiş bir atağı var. Onu size dinleteceğim. Burada var. Kanalları da aldık. Sevgili Berk Kula sağ olsun kanalları yolladı. Kaydı yapan aynı zamanda. Evet. Yani inanılmaz bir şeyle hem çekerek parçayı bu sefer daha da hızlandırıyor. Yani çekerek bir atak yapıp parçayı daha da hızlandırıyor. Müthiş bir virtüözite yapmış. Gerçekten çok çok güzel. İki fikrin olağanüstü bir şekilde kaynaşmasıyla oluşmuş. Gaziantep'te kaydettiniz galiba değil mi? Evet. Ve hep beraber canlı kaydettiniz. Gaziantep. Hayallerimden biriydi o da canlı kayıt olsun. Mavera. Volkan abi olsun diye. Ya ekip zaten biraz Künye'den de bahsetmek istiyorum kısaca. Yani Künye de inanılmaz. Burada yazmıştım not aldım ama. Şimdi kayıtları yapan Can Aykal. Baran Göksu, Berk Kula üçlüsü galiba değil mi? Zaten evet. Yani şey... Türkiye'nin en iyi. Evet yani müthiş. Teknisyenleri. Tabii, evet, evet. Cenk Erdoğan, Alp Ersönmez, Volkan Öktem, Adem Gülşen, Abbas Karacan ve Mustafa İşleyen galiba değil mi? Yanlış evet, hatırlamıyorsam. Evet. Süper. Ondan ve tabii sonra... bir nefesli ve yaylı ekibimiz de vardı. Aynen. Şallel. Prost tabii ki. Evet, evet. Buradan selam olsun. Anıl ve Batu Şallıel, Barış Doğukan Yazıcı, Bulut Gülen galiba var. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Hı-hı. Onları da not almışım. Doruk Okuyucu var mıydı bu şeyde? Bu parçada yoktu evet, galiba. Var mıydı? Bu parçada yok. Ama tek parça için bile Gaziantep'e getirdiğimiz bazı müzisyenler vardı. Doruk evet, da onlardan Doruk da birisi. Doruk müthiş bir gitarcı. Yani inanılmaz gerçekten evet, şey... Ve İstanbul Strings'imiz. İstanbul Strings. Zaten o da ayrı bir sayfa. O yani da çok şey. Uzun bir sayfa. Evet uzun bir sayfa. Ama şey hakikaten yani ekip olacak şey değil. Gaziantep'te bunu canlı olarak kaydediyorsunuz. Kaç günde kaydettiniz? Canlı hatırlıyor musun? 3 günde kaydettik. Biz 5 günlüğüne oraya evet. gitmiştik. Ve şey yani sahnenin üzerinde 30'u aşkın müzisyen vardı. Yine benim işte böyle hayallerimden biriydi. Bir önceki albümü kaydederken bile bunun hayalini kuruyordum. Ve yani aslında albümü dinleyince de çoğu insan inanmıyor. Ya bunlar gerçekten canlı ve aynı anda mı çalındı? Nasıl olabilir diye. Evet.
Gerçekten işte Türkiye'deki müzisyenlerin aslında dünya çapında oluşunun ve ne kadar da özveriyle çalıştıklarının, yani ben İstanbul'dan biraz ondan da bahsetmek isterim. Hani hep bombaların patladığı bir dönemdi 2017 yılı, hepimiz korku içinde yaşıyorduk, sokağa çıkamaz olmuştuk ama Gaziantep'e, IŞİD'in çok yakınına kayıda gidiyoruz dediğimizde, evet, önce bir herkes ne, yani niye böyle bir şey yapıyoruz, çünkü orada inanılmaz bir salon var, evet, ve hep beraber çalacağız ve orada bir konservatuar var ve konservatuardaki gençlere de moral vereceğiz. Bakın siz burada IŞİD'in çok yakınındasınız ama biz de geldik, yanınızdayız ve ne kadar da güzel, hep beraber burada müziğimizi çalacağız diye. Ama öyle bir All Stars durumu vardı ki kimse benimle değil müzisyenlerle fotoğraf çektirdi, inanamazsınız. Konservatuarlı çocuklar, Ceylan Ertem çekil, Volkan abiyle fotoğraf çektireceğiz falan diye. Çünkü inanılmaz müzisyenlerdi ve işte o tek take denilen, evet, belki şimdi bu programın artık müdavimleri olursa bu şey tabirleri öğreneceklerdir. Evet. Yani bir kere de çalıp falan hani parçaları geçtiler. İnanılmaz. Müthişlerdi gerçekten. Şeyleri ellerine de, sağlık hepsi. Gerçekten inanılmaz. Peki o zaman bu kadar bahsettik, bir başlatalım mı parçayı buradan, bakalım. Olur. Dinleyelim beraber. Tabii ki. Efsunlu Dünya sevgili seyirciler. Zalim, insan zalim.
kalemdir korkma, doya doya dokun sana, solukla sana. Canan, ağzına sağlık. Olağanüstü. Çok 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 evet, güzel. Yani şey, bir ağıt gibi başlasın istedim. Yani çünkü işte o dönem dediğim gibi çok ağıt aslında, içten içe yakıyorduk. Yine konserlerimizi bu dönem, pandemi dönemindeki gibi çalamıyorduk. Ve albümün artık son gecesi. Bir de maalesef bir hatırlayanlar olacaktır. Zaten hep bunlar unutulmasın diye yazılıyor ya bu şarkılar. Hani hem böyle biraz çimdikleyelim. Gevende'nin güzel bir albüm adı vardır hep kıskandığım. Sen balık değilsin ki diye. Yani o balık hafızalıktan biraz hani evet, çıkmak için de şarkı yazıyoruz ya aslında. Evet. Hani neden bahsediyor biraz da? Kız çocukları öldürülmüştü. Bence öldürülmüştü. Yurtta kapılar kilitlenmişti onların üzerine. Ve onlar çıkamamışlardı. Bir yangında kül olmuşlardı. Ve son gün artık biz bu bilgiyi alarak bu şarkıyı çaldı müzisyenler. Çocukları olanlar vardı evlerinde. Yani Cenk Erdoğan'ın biliyorsun inanılmaz bir kız çocuğu var. Evet, Volkan Öktem'in evet, öyle. Evet. Ve bütün bu duygusallıkla o nedenle Cenk Erdoğan introda çok güzel böyle içinden gelerek evet, güzel bir intro çalıyor ve işte dağlar dar geliyor diye ben sözlere başlıyorum ve işte İnanılmaz. İnsan alim, insan zalim, insan bir bilmece diye devam ediyor ama yaşamımca da hep işte ben bu acıların kıymetini de bilmemiz gerektiğini ve ondan sonraki adımlarımızı ona göre atmamızı, hani onların belki bize bir uyarı olduğunu düşünmüşümdür. O yüzden orada da acı sancı yara muhteşemdir, korkma. Hani sen yapabildiğin kadar güçlü ol, evet, bütün bu zalimlikler karşısında biz bir olalım ve hı-hı, yumruklarımızı havaya kaldırıp işte olabildiğince ezilenlerin, güçsüz bırakılanların, özgürlüklerinden olanların yanında olalım demek istiyorum aslında. Ve soluk almanın da ne kadar muhteşem bir şey olduğunu, bir hediye olduğunu anlatmaya çalışıyorum. O nedenle çok özel bir şarkı benim için. Burada bunu da böyle ayrıntılı anlatmak evet, çok hoşuma gitti. Ne evet, güzel bir program. Evet, bravo. Evet. Ben de dinledikçe tüylerim diken diken oluyor. Gerçekten sahnede hep çalıyoruz beraber. Her seferinde çok etkileniyorum. Ve seyircilerin de çok fazla istediği bir parça gerçekten. Yani sürekli böyle bir efsunlu isteği hep gelir. Ceylan'ın yani aslında kendisi çok komik, çok eğlenceli bir insan. Dramatik şeyleri çok güzel altını çiziyor. Dramayı, işte birazcık kederi, birazcık acıyı altını çiziyor. Ben de Cenk'te bazen şeye giriyorum. O da tam optimist tarafları, böyle pozitif tarafları Cenk daha çok altını çiziyor gibi bir parçada. Yani aynı parçada buluştuklarında ikisi birbirini tamamlıyor gibi oluyor. Evet evet, buna katılıyorum ben de. Yani değil mi? Öyle evet, bir şey var. Ya Ceylan hakikaten normalde oturup konuştuğunda kafkası evet, hiç eksik olmayan evet, bir insan evet, ama şarkı söylerken acayip bir yere sokuyor seni. Evet evet. Bu da şöyle bir şey. Bence Ceylan hem besteci, hı-hı, hem söz yazarı, hem de yorumcu. Evet. Yani çünkü şöyle bir şey var. Bazı adam çok iyi beste yapar, söz yazar, başkasına hı-hı, verir. Bakınız Nükhet Duru yani. Evet. Hiç evet, parça yazmamış ama hı-hı, bütün söylediği şarkılar Nükhet Duru yani. Aynen. Sahipleniyor. Sahipleniyor. Evet. Şimdi burada Ceylan'da artı bir şey daha var. O bu şarkıların sözlerini, bestelerini de yapıyor. Evet. Ben açıkçası buradan da belki izlerse şey olsun, kendi şarkılarını yapmayı çok özledim Ceylan'ın. Ya evet, kesinlikle. Yani kendi yazdığı besteleri. Çünkü orada çok daha başka bir Ceylan var dipte. Evet. Onu biz duyabiliyoruz.
Onları yapmayı, onları tekrardan duymayı çok özledim yani. Tabii ki yaptığımız şeylerin hepsini seviyorum yani. Ama yine de o orijinal şeyini, ruhunu özledim açık konuşmak gerekirse. Kesinlikle. Kenan Doğulu Ceylan için çok güzel bir laf söylemişti. Söylediği her şarkıyı topraklıyor demişti. Yani resmen alıyor ve toprağın en dibine kendisiyle birlikte iletken bir hale getiriyor. Çok enteresan bir kadın gerçekten Ceylan. Yani Cenk Erdoğan benim lise arkadaşım arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Yani söylemeden edemeyeceğim. Cenk'le biz lise grubundan beri beraber çalıyoruz. Ve sonradan birlikte Sezen Aksu'yla çalışma fırsatımız oldu. Bu şarkıları çalma fırsatımız oldu. Sonradan birlikte Ceylan Ertem'le çalışma fırsatımız oldu. Yani lise hayatımız, üniversite hayatımız ve profesyonel hayatımız beraber geçiyor gibi bir şey. Ya yani o yüzden ve hani Kenan'a da geliyor. Kenan'a da geliyor aynı şekilde. Cenk. Her yerde. Yani Kenan'a gelmediği zaman da gitarı geliyor şeyden kulaklığımıza. Şey gibi sanki bir dönem işte Neşet Ruhacanlar, Erkan abiler, evet, Erkan Uğurlar evet. varmış. Bizim Neşet Ruhacanımız ve Erkan Uğurumuz da Cenk gibi evet. şimdi hepimizin evet. bütün kayıtlarında inanılmaz sesler evet. çıkarıyor. Ya Ceylan'la çalışmak bence çok kolay abi. Çünkü kafasında hep, daha evvel de söyledim, hep bir şeyle geliyor. Bir fikirle geliyor. Evet. Ceylan mesela atıyorum bir şarkı gönderdiği zaman onu uygun olabilecek kafasına düşündüğü mutlaka bir track gönderiyor. Ya da burada oturduğumuzda bak şunun gibi diyor. O bir şey söylüyor. Ben ona uygun bir şey bulursam ona dinletiyorum falan filan gibi. Hep bir dirsek teması yapıyoruz. Evet. Normalde ben aranjman yaparken yalnız yapıyorum ama Ceylan'la yalnız yapmıyorum. Ceylan'la bu masanın başına beraber geçiyoruz. Sıfırdan. Evet. Yani demo vokallerden itibaren başlıyoruz evet. ve çalışıyoruz. O parçada da öyle oldu. Parçanın zaten belli şeyleri vardı. Orada mesela ilk o şeyler aklıma gelmişti. Tepepepem diye böyle bir flütler var. O eski böyle 90'lar aranjmanlarının flütlerinden. Pizzicato ve flütleri bir arada kullandığım bir sesti o. Sonra Anıl'dan onun flütlerini canlı aldık biz tabii sonrasında kayıtlarda. Anıl Şallı elden. Aynen öyle. Mesela o oturduktan sonra zaten yani nakaratın ortasına oturduktan sonra Ceylan gitti zaten. Yani anladı o yani o çıkacak oradan o iş. Bugün Babacım stüdyosundayız. Birazcık da çok kısa Ceylan Ertem'in kendi kayıtlarını kendi yapması gibi bazı özellikleri var. Şu an stüdyoda olduğumuz için birazcık da beni aklıma gelen, bunu bahsetmeden geçemeyeceğim bir konu. Bir insanın hele şu dönemde kendi kendine kayıt yapabilmesi, kendi kendine yetebiliyor olması çok büyük bir lüks, çok güzel bir uğraş, çok güzel bir özellik. Bununla alakalı söylemek istediğim bir şey var mı? Özellikle kendi kendine kayıt yapan bir ya kadın olarak diyeceğim bunu, kadının erkeği yok ama birazcık belki... merakla alakalı bir şey. Senin bunu merak etmiş olman, senin buna yatırım yapmış ve zaman ayırmış olman bence çok kıymetli. Biraz bununla alakalı söylemek istediğin bu güzel stüdyoda, bize ev sahipliği yapan stüdyoda bir iki bir şey var mıdır? Yani ben sahnede kendi prosesörlerimi kullanmaktan da geliyor bu merak. Yani hani başkasının eline bırakmadan, çünkü çok ufkunu açan aletler, edevatlar bunlar. Bir de aslında ikinci ve aslında en büyük nedeni de kendi kendimi kaydetme isteğimin hissiyatın kaybolmaması. Yani biri sizi kaydettiği zaman kayıt bitti, dur. Şu bu dediği anda çok ki önemli. Benim ne kadar hissiyata hani önem verdiğimi biliyorsun evet, hani evet. Neşet Ertaş'tan Müzeyyen Senar'a bu kadar hastası olmamın sebebi tamamen teknikten her şeyden öte o duygunun ortaya çıkabilmesi. Onun için de kendi evimde kendi elimin altında bir dakika ya ben şimdi bunu kaydetmek istiyorum dediğim anda odama girip bunu kaydetmeyi öğrenmeliyim diye işte bundan 15 sene önce belki hani düşündüm ve aslında o zaman iyi bir mikrofon alacak durumda değildim maddi tabii canım, olarak. Uçak parası ya. Şimdi artık yani bir tık daha ortalama bir mikrofon aldım ondan sonra şimdi artık böyle süper şey yapıyorum, kaydediyorum, hatta şimdi kar yağdığı için mahsur kaldım ve Haluk Levent'in çıkacak albümünde bir türküde düet yapmamız gerekiyordu.
İşte. Şeyleri aldım, süngerlerimi, arabamın arkasına attım, ses kartım, mikrofonum. Arkadaşımın şeyini açtım, elbise dolabını. Evet. Oraya sırtımı verip süngeri koyup mikrofon falan bayağı öğrenin şey. Öğrenin arkadaşlar. Teknikler yani. Evet. İşte mevzunun nereden ne zaman geleceği belli olmuyor. İşte bir konser esnasında da olabilir bu. Turnede, otel odasında da yapabilirsiniz. Evet. Ve o an, o zaman söylediğiniz vokal kaydının yerini de hiçbir şey tutmuyor olabilir. Kesinlikle. O nedenle böyle küçük bir bavul her zaman yanınızda olursa ne güzel yani olur. Yani o sesten o kadar çok geçiyor ki hissiyat. Evet. Yani biz tabii enstrüman çalıyoruz. Tabii ki bizde de aracı olan bir enstrüman tabii ki hissiyat geçiyor. Ama vokal özellikle o anda doğru yerde doğru zamanda olması gereken çok 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 zor bir şey. O yüzden kendi kendini kaydedebilmeniz belki sizin için yeni yeni ufuklar, yeni kapılar açacaktır. Mutlaka bunu deneyin Ceylan gibi derim. Bir de geçen gün, dün hatta seninle bir konser çaldık. Sonra eve geldim, bir şey televizyonda açıktı. Onu bahsetmeden geçemeyeceğim. Kahkaha yogası diye bir şey çıkmış. Beni de ilk defa gördüm. Ve bir hanımefendi kahkaha yogası eğitmeni ve işte öğrencileri var. Şarkılar söylüyor, ha 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 ha, hani bizim şey gibi, çalı kuşu falan gibi böyle bir şarkılar söylüyor, dans ediyor ve etrafında böyle bir ekip öğrenciler. Onlar da gülmekten herhalde ölüyorlar yani, çünkü görüntüler öyleydi bir süre sonra. Ya dedim, bunu yapsa bizim Ceylan yapar ya. Yani kahkaha yogisi yani. Vallahi bak böyle bir şey de evet. Aklımın bir köşesinde tabii, ileride tabii lazım olur falan. Kahkaha yogası diye bir şey var yani. Tamam, o zaman parası kaldığımızda derslere başlayalım. Evet, ben ilk öğrenci olurum. Yani ekşi sözlüğü sevmem ama o zaman eski tayfanınkiler yine fena değildi. İlk sayfada benim için şey yazar, kahkaha atarak hayatta kaldığını düşündüğüm insan diye. Biraz o böyle insanı şey de yapan bir şey hani. Tabii. Ben psikoloğa gittiğimde de doktor şey diyordu, Ceylan yani dün hastanelik olmuşsun, bunu niye bu kadar gülerek anlatıyorsun falan evet, diye. Evet. Çünkü hani mizahın her zaman böyle bir kurtarıcı olduğuna inanırım. Hı-hı. Ve mizahçılara da büyük zaten hastayımdır biliyorsun. Ferhan evet. Şensoy'dan Cem Yılmaz'a. Ondan sonra o nedenle iyiymiş. Demek kahkaha ki yogası. Aç kalmayacağız. Bu iş. Can hocum büyük gurur duydum. İlk ben programda de benimle birlikte burada olduğun için, bizimle birlikte olduğun için çok 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 teşekkür ederiz. Zor zamanlar geçiriyoruz. Hı-hı. Bu dönemde gelip beni onurlandırdığın için. Onurlandırdığın için. Çok çok teşekkür ederim canım. Ben teşekkür ederim canım. İlk programda evet. Bana ve bu evet. Şarkıya yer verdiğin evet. için çok teşekkür ederim. Babacım stüdyolarına da ayrıca çok çok teşekkür ediyoruz. Bize ev sahipliği yaptıkları için. Muhteşem bir stüdyo. Burada o kadar çok anımız, sabahlamışlıklarımız, kayıtlarımız, kulislerimiz oldu ki farklı farklı kayıtlar, farklı farklı albümler, farklı müzikler birbirleriyle hiç alakası olmayan. Burası bizim için bir ev. O yüzden bize kapılarını açtıkları için çok çok teşekkürler. Hepiniz sağlıcakla kalın, sağlıkla kalın diyorum. Görüşürüz. Ay şuna ölürüm ya. Doktora. Kolaya kaçanlar sezemiyor asla acı sancı.